Ne kadar da çok sevmişiz seni Medine gülü Muhammed Nebi. Sen bu ümmetin solmayan gülü Medine gülü Muhammed Nebi. Medine gülü, Medine gülü, ümmetinin solmayan gülü, selam selam olsun sana Medine gülü, Medine gülü, Medine gülü, Medine gülü, ümmetinin solmayan gülü, selam selam olsun sana. Ey Peygamber, ey Yüce Resul, Yusuf güzelliğini senden almıştı Medine gülü, Muhammed Nebi. Senden daha güzel üstünü yoktur Medine gülü, Muhammed Nebi. Medine gülü, Medine gülü, ümmetinin solmayan gülü, selam selam olsun sana. Ey Peygamber, ey Yüce Resul, Medine gülü, Medine gülü, ümmetinin solmayan gülü, selam selam olsun sana. Ey Peygamber, ey Yüce Resul. Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü, selat selam olsun sana. Ey Peygamber, ey Yüce Resul. Allah yazanlardan da razı olsun. Amin. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Amin. Evet efendim, TV 262 ailesi olarak öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir cuma gününde yine tekrar İsmail Arslanlar hocamızla beraberiz. Bu arada da tüm Müslüman aleminin cuması mübarek olsun inşallah. Evet, Murat Taylan ve İsmail Arslanlar ile gönülden gönüle programa hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Yine tekrar üstadım, çok takdir ettiğim aramızda İsmail Aslan hocamız aramızda. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum verdiği bilgilerinden dolayı. Hocam Allah hoş geldiniz. Olsun, hoş sizler de hoş geldiniz. Bir cuma gününde daha birlikteyiz. Çok hamdolsun şükür. Bugünlere ulaştırana şükürler olsun. Hamdolsun. Hep diyoruz ya işte selamımız okunmazsa haftaya görüşürüz diye. Evet hocam. Saniyelerin bile işte şeyi yok. Garantisi yok. Bugüne kavuşturan Rabbime hamdolsun, şükürler olsun. Hamdolsun. Geçen hafta da selamımız okunmazsa İnşallah cuma günü burada olacağız demiştiniz. Bir umuttur, dilektir işte. Yaşatan Mevlam yaşatıyor. Biliyorsunuz Berat gecesinde o yıl vefat edecekler. Evet. Yazıldı. Ne zaman o yıl içinde vefat edecek mi, etmeyecek mi? O yazıldı. Evet. İşte kimlerin harmanı yanacak, çiftçi ise işte ne kadar ürün alacak, nasıl hastalık mı geçirecek, kaza mı, bela mı vesaire şu bu. Onlar yazıldı. Evet, amin. Ve işte önümüzdeki bir yıl Berat gününe kadar bakalım neler yaşayacağız. Ama tabii şimdi bunları, bu girişi yaptıktan sonra şunu da ilave etmek lazım. Kazayı, belayı önlemenin de bir yolu var. Vesile olabilecek bir yolu var biliyorsunuz. Evet. Yardım etmektir, zekattır. Anne babaya. Anneye babaya saygı, hürmet, konu komşuya yardım, yetime, öksüze ihtiyaç sahiplerine yardım. Evet. Neyim var, neyimi vereceğim kardeşim diye soranlar olsa bir tebessümle sadakadır. Onu ekleyelim. Sadaka cariye. Evet. Allah razı olsun. Amin. Verdiğiniz bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.
Hocam geçen hafta konumuzu istemiştik. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni mi konuşmuştuk? Onu konuşmuştuk. Bu hafta da geçen hafta için bu hafta da söz vermiştiniz. Bişrafi Hazretleri'yle ilgili bir konuşmamız olacaktı. Bişrafi Hazretleri. Evet, mübarekle ilgili. Şimdi aslına bakarsanız üstadım. Asr-ı Saadet'ten, geçmişten yaşanan olaylar hep bugüne göre bizim örnek alabileceğimiz ya da örnek almamamız gereken hikayelerle, hikaye derken elbette ki yaşanan kıssalar diyelim, hayal ürünü değildir bunlar. Almamız gereken reçetelerle, pusulalarla, mesajlarla doludur. Yani şimdi biz onları konuşuyoruz ama bunlardan hayatımıza bir pay çıkartma yoluna gitmek zorundayız. Öbür türlü dinleriz. Çocuğu anlatılan, uyusun diye anlatılan bir masal gibi dinleriz. Gelir geçer. Önemli olan bu konuştuklarımızdan hepimiz için geçerli. Hayatımıza neler katıyoruz veya olumsuz yaşantımızda haller, hareketler, tavırlar varsa hangilerini hayatımızdan çıkartma yoluna gidiyoruz? Önemli olan budur. Örneğin mesela nasıl bir mesaj vardır diyelim. Resulullah Efendimiz mesela ilk ezanı Bilal-i Habeşi Hazretleri'ne okutmuş değil mi? Evet. Yok muydu bir sesi güzel olan başka sahabe-i ikram efendilerimizden? Muhakkak ki vardır. Lakin acaba ben şöyle düşünüyorum. Acaba Resulullah Efendimiz orada Bilal-i Habeşi Hazretleri'ne o ilk ezanı okuturken şöyle bir mesaj mı veriyordu bize? Bakın, sakın kimseyi aşağılamayın. Renginden dolayı, işte kulağı büyüktür, burnu büyüktür, şu küçüktür, işte o sarıdır, o siyahtır, o kızıldır diye aşağılamayın. Bakın, Habeşli bir köle Kabe'nin üzerinde ezan okuyor. Acaba bize bu mesajı mı veriyor diye bir düşünmek lazım. Örneğin Allah Azze ve Celle'nin bir bize bir mesaj niteliğinde, bir öğüt niteliğinde verdiği bir hareketi kulu tarafından, kulu üzerinden verdiği reçeteyi veyahut örneği söyleyelim. Bakın, hiç kimseyi içiyor, ayyaştır, sarhoştur diye aşağılamayın, dışlamayın. Bakın, sarhoş Bişri Hafi ne hale geldi. Bu da bir mesajdır. Mesela zengindir, çok zengindir. Ya dersin bu adam işte paraya boğulmuş. Zenginin içinde, servet peşinde. Haşa, bu Allah'ı unutmuş diye düşünmeyin. Bakın, sultanken veyahut kadıyken evliyalık, ulemalık makamına yükselttiğim kullar var. İşte biz geçmişten, dediğim gibi işte Asr-ı Saadet'ten, geçmişte yaşanan olaylardan bugün hayatımıza bir şeyleri alıp çıkartmamız gerekenleri de çıkartmak zorundayız. Evet. Tabii şimdi böyle güldüm ama şimdi geçen aklıma bir şey geldi. Yani bir arkadaşımızla yaşadığımız bir olay vardı da. Yani bu dediğiniz gibi evliya, ulema, hani büyük insanların Allah yolunda cihat ettikleri ve insanları dergah uyununda bir şeyler ürettiği, Kur'an-ı Kerim olsun, ibadetler olsun, zikirler olsun şeklinde de. Yani böyle anlattığımız zaman da o arkadaşın da bir tavrı, bir değişiklik hissediyor. İnanmıyor mu yani? Yani şeyde hayal kaldı, ürünü ya yani da böyle, şey mi? Yani şeyde kalıyor hocam. Yani askıda kalıyor. Olur mu böyle şey? Hani mesela geçen hafta da Ayşe sohbetinizde dediniz ya. Yani insanın tabii dirayetli olması lazım yapacağı işte. Yani en önemlisi imanlı olması gerekiyor. Hani bir insan tabii ki olabilir. Hani insanlar tabii her şeye inanması şey olmuyor. Çünkü yani görünmemiş veya okunmamış, kulaktan gelenmiş olduğu için, insanlara anlatıldığı için de, adam okumadığı için de, bilinçsiz olduğu için de
idrak edemiyor konuyu. Ama oysa ki yani sizler gibi araştırmacı yazar olarak da biz daha önceki bildiğimiz kitaplardan, araştırdığımız kitaplardan okuduğumuz kadarıyla, sizin okuduğunuz kadarıyla hepsi bağdaşıyor. Bir oluyor yani. İşte burada da tabii ben şunu söylemek istiyorum sevgili hocam. Yani kişilerin de sağlam kaynaklardan kitaplarını okuması gerekir. Yani öyle bir şey yapınca ben de acaba mı? Hani acaba inanıyor mu? Gerçi bir şey söylemedi ama ben de şeyde kaldım. Hani soramadım da yani bu meseleye inandınız mı inanmadınız mı diye ama insan ister istemez karşısındaki insanın da ifadesini anlayabiliyor yani. Birçok örnek var aslında inanıp inanmama konusunda çok da şeye düşmemek lazım. İhtilafa düşmemek lazım. Bugün mesela birçok kişi uyuşturucudan dahi kurtulup Allah'ın izniyle hak yoluna ulaşabilen insanlar var. Kanseri yenen insanlar var. Allah'ın izniyle. Ve alkolik olup bir tedavi sürecinden sonra bundan kurtulan insanlar var. Ve ben yani şuna da şahidim. Müzisyenlik, hem müzisyenlik yapıp hem de ibadetlerini yerine getiren insanlar var. Şimdi evvela şunu düşünmek lazım. Geçen hafta da aynısını söyledim. Veya buna yakın bir söylemim oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi insan bir kere bir kendine bakmalı. Şimdi İsmail Aslaner bu kadar Allah Azze ve Celle'ye az şükrediyorsa, bu kadar ibadetlerini az yerine getiriyorsa, bu kadar az adaplı, edepli ise, bu kadar az ilim sahibi olduğu halde Allah Azze ve Celle'nin bana verdiği lütuflara bakın. Peki bir de öbür taraftan bakalım, helalden, haramdan ve hatta tereddüt gösterdiklerinden bile, şüpheli olduklarından bile sakınan, gönlünün bütün kapılarını büyük bir tefekkürle, büyük bir aşkla, büyük bir bağlılıkla Hakk'a açan, tek aşkım Allah'tır diyen, Allah'tan başka her şeyi kalbinden çıkartmak için elinden gelen her şeyi yapan, nefsiyle savaşan bir kula Mevla neleri vermez ya? Doğru. Yani bize bak Mevla'nın verdiklerine. Bir de o saydığım özelliklere sahip bir kula neler vereceğini düşün. Evet. Şimdi İbrahim bin Ethem Hazretlerini geçen hafta çok küçük bir bahsetmiştik değil mi? Şimdi hemen şunu ilave edeyim madem Bişrafi Hazretlerine geçmeden. Şöyle bağlayalım o zaman konuyu. İbrahim bin Ethem Hazretleri evliyalığa ulaştıktan sonra ulemalığa bir dere kenarında mübarek yamasını dikiyor. Yamasını dikerken de oradan veziri üzerinden Allah Azze ve Celle bakın ne mesaj gönderiyor bize bugüne dair. Dedik yani geçmişte bugünümüze katmamız gereken birçok reçete var. Valisi arkasından geçerken kafasından da geçiriyor. Ya diyor, Davud ne kadar diyor, bu bizim diyor padişahımız, sultanımızdı. Her şey emrindeydi. Yani askerleri, bütün işte sırmalı kaftanı, ipek yatakları adamın her şeyi vardı. Ya diyor, koskoca bu serveti bıraktı. Bu adam geçti burada şimdi. Ne yapıyor ki bu? Bunun eline ne geçti ki ya diyor. Kafasından geçiriyor. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin sırtı dönük gölde iğneyle yamasını dikiyor. Şuraya bak, sultanlığı bırakmış, kendi söküğünü kendi dikiyor. Ya diyor, bunun eline ne geçti? Tabi İbrahim bin Ethem Hazretlerine bu malum oluyor Allah'ın izniyle. Evet. Ve dönüyor ona, diyor ki elime ne geçti? İğneyi atıyor göle veyahut denize, suya diyelim.
ve balıklara diyor ki o iğneyi bana getirin. Balıklar birbiriyle yarışıyor. İğneyi bulup da ona getirsinler diye. Bir tanesi getiriyor balık ağzında iğneyi, veriyor İbrahim Ünetem Hazretlerine. İbrahim Ünetem Hazretleri balığı seviyor, salıyor sula. İşte diyor benim elime diyor sultanlığı bıraktıktan sonra bu geçti diyor. Ben şimdi diyor bu diyor diyarın sultanı olsaydım diyor. Bu balıklar beni dinler miydi? Daha ne olsun? Ya daha ne istiyorsun yani? He şimdi bu anlattığım kıssa da tabii bazı kimselere abartılı gelebilir. Haşa hikaye gelebilir. Yalan bir hikaye gibi gelebilir. Ama ilk başta verdiğim örneği gibi. Ya sen kendi haline bak. Allah sana neler vermiş. Evet. Bu kadarken. Bir de o kadarken alabileceklerini düşün bir kulu. Ki Allah Azze ve Celle mahlukul mülkül celali ve ikram. İkram sahiplerinin en incesi. Zenginlerin en zengini. Her şey kudret elinde. Kün dedi mi oluyor zaten. Hiç ona zorluk yok. Doğru. Ona zorluk yok. Kün. Ol bitti. O yüzden bunlar sahiptir, gerçektir. Biz inandık. Zaten Resulullah Efendimiz'in bildirdiklerine inandık. Kabul ettiklerini kabul ettik, reddettiklerini reddettik. Abi ben de onu soracaktım hocam. Bir duanız var size. Duymadım. Siz onu tamamladınız. Ne, duyduğumuz, duymadığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz. İşte bu ne varsa. Ne varsa. Bildiğimiz, bilmediğimiz, duyduğumuz, duymadığımız. Evet. Şimdi Şafii Hazretleri de bu mübareklerden bir tanesi, ulemalardan bir tanesi. Hayatını Allah yolunda harcamış. Allah için yaşamış. Yani o aşk ki, yani hep söyleriz ya, o aşk ki Fatih Sultan Mehmet Han'a kaleleri fethettiren, o aşk ki Yunus Emre Hazretleri'ne bir kapıya 40 yıl odun taşıdı. O aşk ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin suyunu gönül ateşiyle kaynatan, öyle bir aşkla mübarekler yola çıkmışlar. Yani bugüne empoze edersek, bugünden örnek verirsek, hiçbirinin spor arabası yokmuş. Klasik ayrı, spor ayrı, ayakkabısı yokmuş. Hiçbiri sigortalı değilmiş mesela. Yokmuş yani yazlıkta sefa, kampta macera. Yokmuş ya. Yokluk içinde? Yokluk içinde bugün mesela kışın camilerimiz çeşmelerinden bile sıcak su akıyor. Nerede aşıklar nerede? Aşıklar nerede abi? Sabah namazına gitsen yani kaç saf var? Hepimiz için geçerli. Hepimiz ilk önce söylediklerimiz, konuştuklarımız zaten kendi nefsimiz. Bu aslında kendi gönlümüzle de hesaplaşmadır bu konuşmalar. İşte bu Şafii Hazretleri de bu aşk yoluna çıkan mübareklerden bir tanesi. Sadece bir tanesi ki tarihte niceleri var. Ben de bir Evliyalar Ansiklopedisi vardı. Ama tadına da doyum olmuyor. Duruyor mu şu an hocam sizde? Duruyor. Ona bir tadına doyum olmuyor. Tadına doyum olmuyor. Hayat bin Gays el-Harrani Hazretleri, Ahmed Bican Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Somuncu Baba Hazretleri, Terzi Baba, ondan sonra Hazretleri, ondan sonra Ahmed Bican, onun türbesine gitmiştim. Oo, Çanakkale'de. Çok güzel. Şeye kadar gittim, Urfa'ya kadar gittim, Balıklıgöl'e kadar gittim. Hayat bin Gays el-Harrani Hazretlerine gitmek nasip olmadı. Evet. O da Harran'daymış. Orada değil mi? O da evlâ'nın büyüklerinden ama. Vefatından sonra bile kerametleri görülen bir mübarek. Yani, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri, onu da okudum. Çok mübarekler var ya. Yani var ya, şöyle bir kitap ama mübarekler neler yaşamış, ne kerametler, ne kadar güzel haller. İnsan onları okuduğu zaman o kitabın böyle içine gidiyorsun, onların ayak izlerini takip ediyorsun. Evet. Fırtınaysa fırtınayı yaşıyorsun. Yazsa yazını yaşıyorsun, sıcaksa sıcağını yaşıyorsun. Gerçekten süper. Evet. Çok güzel bir kitap. Şafii Hazretlerine ikinci bölümde de şey yapalım, başlayalım inşallah. Evet hocam, öyle yapalım. İkinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki
262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise perde, pilise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 4221.
Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da içini ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Bırak kardeş bu illeri, ötüşmüyor bülbülleri. Bırak kardeş bu illeri, ötüşmüyor bülbülleri. Ben Resul'e varmak için öğrendim Arap dilleri. Ben Resul'e varmak için öğrendim Arap dilleri. Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası, buna merhem bulunur mu? Ben inimden ayrılmışım, bir sevdaya tutulmuşum. Ben inimden ayrılmışım, bir sevdaya tutulmuşum. Nasihatkar etmez bana, Muhammed'e vurulmuşum. Nasihatkar etmez bana, Muhammed'e vurulmuşum. Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası, buna merhem bulunur mu? Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası, buna merhem bulunur mu? Yüreğinize sağlık üstadım. Allah razı olsun sevgili hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ikinci aramızda güzel bir ilah ile programımızı açmak istedik. Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası, gönül yarası diyoruz. Evet, evet. Sevgili üstadım, Büşrafi Hazretleri dedik. Evet, Büşrafi Hazretleri. Birinci bölümde de söylediğimiz gibi geçmişten bugüne
bize verilen mesajlar var. Hayatımıza katmamız gereken mesajlar ya da hayatımızdan çıkartmamız gereken mesajlar. Bunlardan bir tanesi de bir Şafii Hazretlerinin hayatında gizli. Nedir o? İşte bugün ayyaştır, sarhoştur, işte bundan bir şey olmaz gibi söylemlerle dışladığımız, dua dahi etmediğimiz, aşağıladığımız insanların Allah'ın izniyle ne gibi bir mertebeye ulaşabileceğinin en büyük örneği Bişrafi Hazretleri'nin hayatında gizli. Evet. Bişrafi Hazretleri babası zengin bir zat ve bir süre sonra vefat ediyor. Malı, mülk vesaire her şeyi Bişrafi Hazretleri'ne kalıyor. Ebi Evin tek oğlu, tabii babasından kalan da belli bir şey var, miras var. Bir tanesi anneci var, yaşlı bir annesi var. Tabii Bişrafi Hazretleri o zaman işte hanlarda içki içiyor. Arkadaşlarını ısmarlıyor, para çok ya, babasından kalmış ya. İçki içiyor, arkadaşlarını ısmarlıyor. İşte her akşam sarhoş, her akşam sarhoş, testiye koyuyor şarabı, çıkıyor dağ bayır geziyor vesaire. Babasının da bir arkadaşı var. Ama bu zat da ehli sünnet vel cemaat üzere sağlam bir zat. Bir gün diyor ki ona, Bişr diyor, nereye kadar? Yani artık dön. Tövbe. Hak yoluna dön. Yani senin baban iyi bir zattı. Yani babanın ruhunu da şahadet, hayırlı bir evlat ol. Bişrafi Hazretleri işte o zaman tabii sarhoş bir iş. Öyle geçiyor değil mi hocam? Sarhoş bir iş olarak geçiyor. Bir süre sonra demirci Cafer hocası, Bişrafi Hazretleri'nin de hocası ilk demirci Cafer diye geçiyor. Bir gün Bişrafi Hazretleri yine handa içiyor. Yağmur olanca hızıyla yağıyor. Bişrafi Hazretleri çıkıyor handan sarhoş ama var ya ayakta duramayacak. Yani kör kütük sarhoş derler ya bugün. Öyle kör kütük sarhoş. Handan çıkıp eve giderken o yağmurda hani bugün su kanalları vardır ya sular akar. Öyle bir kanalda bir tane kağıt görüyor böyle ıslanmış. Çamur içinde. Su da akıyor gidiyor. Alıyor o kağıdı. Bişrafi Hazretleri. Siliyor, temizliyor. Bir bakıyor orada La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah yazıyor. Bazı kaynaklarda La İlahe İllallah yazdığı da geçiyor. Onu alıyor. Öpüyor, kokluyor o sarhoş haliyle. Öpüyor, kokluyor, götürüyor eve, temizliyor. Güzel kokular sürüyor ona. Ve başlıyor duvara taşla çakmaya onu güzel bir yerine, evin en güzel yerine o lafzı çakıyor. Annesi geliyor gürültüye, gecenin olmuş bir yarısı. Yani ne oluyor böyle? Evet. Kadın kalkıyor, bakıyor ki duvara bir şey çakıyor. Oğlum diyor, arkası da dönük, kağıdı görmüyor. Oğlum diyor, o diyor taşı diyor, duvara vuracağını diyor, başına vur da diyor, kendine gel. Çekiliyor kenara diyor bak anne bak diyor ne kadar güzel oldu. Annesi işte o zaman dua ediyor. Anne duası ne kadar önemli. Evet. Allah senden razı olsun. Allah iki cihanda da makamını yüceltsin diye annesi dua ediyor. Bakıyor ne kadar da güzel olmuş diyor. Bu sarhoş halinle bile diyor Allah'ın ismine böyle hürmet gösteriyorsun ya diyor. Daha Allah'tan ne isterim. O gecesi demirci Cafer yani hocası o gecesi bir rüya görüyor. Diyor ki, rüyadaki ses. Git diyor Bişre söyle. O diyor Allah'ın ismini nasıl yücelttiyse Allah da onun ismini iki cihanda öyle yüceltti. Bu rüyayı üç sefer görüyor Demirci Cafer hocası. Sabahı belli bir saat geçiyor. Koşuyor Bişri'nin evine Demirci Cafer. Rüyasını anlatacak. Evet. Annesi çıkıyor. Bişri nerede diyor. Bişri diyor yok diyor. Şeydedir.
handıdır. Yine içmeye gitmiştir. O lapsı çakıyor gecesi ama sabah gündüzü yani. Yine meyhaneye gidiyor. Cemirci Cafer koşa koşa gidiyor şeye. Hana. Hanın hizmetçisi çıkıyor. Hizmetçisi dediğim garsonu diyelim bugünün deyimiyle. Garsonu çıkıyor. O şeyi de Cemil Cafer'i de sevmiyorlar. İşte her yerde anlatıyor ya, diyor ya içki haramdır, içmeyin şu bu. O yüzden sevmiyorlar. Ticaretine mani olacak ya. Evet. Yani tekerine çomak sokuyor. Demir Cafer'i o yüzden sevmiyorlar. Ya diyor şey içeride mi? içeride mi? İçeride diyor. Ne yapacaksın sen Bişri diyor. Çağır hele diyor, bir gelsin. Ondan sonra, yok diyor, çağıramam diyor. Yok diyor Bişri burada. E diyor içeride. Yok yok içeride, yok yok diyor Bişri diyor. Başından savuyor yani. Eğer diyor bak diyor Bişri diyor içeridedir diyor. İçerideyse diyor git diyor ona söyle diyor. O diyor Allah'ın ismini nasıl yücelttiyse Allah da diyor onu iki cihanda diyor öyle yüceltecek. Git diyor bunu söyle diyor. O şeyin hanın hizmet eden adam da biraz safça bir şey. Gidiyor içeriye. İçeriye gidiyor. Kim diyor geldi? Ya diyor Demirci Cafer var ya diyor ihtiyar diyor. O gelmiş diyor. Bişri soruyor. Ne yapacakmış Bişri diyor. Şimdi Bişri de kaybetmek istemiyorlar. Para evet. kazanıyor da adam. Ya diyor bir şeyler zırvaladı diyor. Bir şeyler söyledi işte diyor. Bişri diyor sen diyor Allah'ın ismini mi yüceltmişsin diyor. Allah da seni mi yüceltecekmiş diyor. Bir şeyler söyledi gitti diyor. Şimdi bu hali Bişrafi Hazretleri bir tek kendisi biliyor, bir de annesi biliyor. Başka bilen yok. İşte o zaman Allah gücünü gösteriyor. Kudretini gösteriyor. O imanı onun gönlüne koyuyor. Çarıkları yoktu. Ayağında. Evet. Şeyden, handan çıkarken. Çarıkları yok. Nasıl bir çıkış yaptıysa değil mi oradan hocam? Nasıl bir çıkış yaptıysa çarıkları da orada bırakıyor. Handa bırakıyor, yalın ayak koşuyor. Gerçeği anlıyor. Diyor ki ya bu işten bu kimsenin haberi yok. Yani Demirci Cafer'in nereden haberi oldu? Oldu. İşte orada yakalıyor o ince ayrıntıyı, hemen çıkıyor. İşte bir adı Biş, Hafi de yalın ayak. Yalın ayaklı Biş diye geçiyor. Hafi yalın ayaklı demek. O günden beri, yani o handan çıktıktan sonra zaten Demirci Cafer'in şeyine giriyor, derslerine katılıyor. O onu yetiştiriyor. Ve o sarhoş Biş, yalın ayaklı Biş'le Hafi öyle bir hale geliyor ki, evet. Yalın ayak gezdiği için Bağdat sokaklarına hayvanlar bile pislemiyorlar. Düşün. Sırf Bişrafi Hazretleri yalın ayak geziyor diye hayvanlar dahi sokakları kirletmiyor. Öyle bir zat haline geliyor Allah'ın izniyle, lütfuyla, keremiyle. Ve hatta şöyle bir kıssa da okudum ben o kitapta. Bir gün diyor Bişri Hafi Hazretlerinin vefat ettiği gün Bişri Hafi Hazretlerini tanıyan biri geliyor Bağdat'a. Bir bakıyor ki ama vefat ettiğinden haberi yok Bişri Hafi Hazretlerinin. Vefat ettiğinden haberi yok. Onu ziyaret etmiş, tekrar bir ziyaret edeyim diyor bari. Herhalde bir yere gidecek. Evet. Gitmeden önce diyor, bir daha alayım. Bir duasını alayım, bir göreyim diyor. Ve bir bakıyor ki hayvanlar sokaklara pislemiş. Sokakları kirletmiş. Bişrafi Hazretleri diyor Hakk'a kavuştu. Oradan anlıyor değil mi hocam? Oradan anlıyor. Yani düşünün, şimdi bugüne dönelim. Bugünle kıyaslayalım. İşte diğer programlarımızda ara ara böyle mesajlar vermeye çalışıyoruz. Şimdi bugün adam içkiyi bırakıyor, alkolü bırakıyor. Biz ne diyoruz? Veyahut benim kardeşim ne diyor? Ya boş ver, ondan bir şey olmaz ya. İki gün, üç gün, üç gün sonra yine aynı meyhaneye gider, boş ver. Ya böyle diyene kadar bir destek ol mübarek. O adam zaten tek eliyle uçurumun kenarına tutunmuş bir insan gibi bir şey yani. Tek eliyle. Sen de o söylemlerle onun parmaklarını tek tek açıyorsun. Uçuruma düşsün diye.
Uğraşıyorsun. Ne uğraşıyorsun? Yani? Adam hazır kurtulmuş yanında. Destek vereceğine. Yani ona destek dediğiniz gibi destek vereceğine kalkıyor. Onun direncini kırıyor. Bir de ne diyor hocam? Ya sen daha gençsin. Daha işte önünde uzun ömür var falan yani. Acaba o arkadaş onu terk etmek istemiyor. İkisi de aynı kafada. Birisi tabii Allah hidayet ediyor. İnşallah o kardeşimize de Allah hidayet eder de o da kurtulur. Ya bırak adamı da. Yani bir dediğin gibi kurtulmuş adam yani. Hani sen adama destek vereceksin. Ha? Sen de dua et yani dua iste. Bak Rabbim ne güzel kurtardı seni bu illetten. Bana da dua et. Evet. Bak ben vazgeçemiyorum. Bak sen kurtarmışsın işte yani. Bize de dua et yani demesi gerekirken. Böyle işte doğru bir şey değil mi yani hocam? Kalkıyor o da kötüye zaten. Kötü yani. Zaten yalnız kalmak istemiyor belki o. Muhakkak yalnız kalmak istemiyor. Şimdi bir de ahbap çavuşlarsa ahbap çavuşlarsa yalnız kalmasın evet. diye şey yapıyor ama şimdi çürük bir meyvenin yanına bir de sağlam bir meyve koyun. İki gün sonra o çürük meyve o sağlamı da bozar. Aynen öyle doğru. O yüzden sağlam bir patatesin yanına bir de çürük patates koyun. O sağlam iki gün sonra ondan ona sıçrıyor. O da sıçrıyor. O da bozuluyor. O yüzden işte arkadaşlıklar da çok önemli bugün. Sağlam, ehemmiyetli, düzgün, samimi, ihlaslı arkadaşlarla birlikte olmak lazım ki biz de o elma durumundaki gibi şey yapmayalım, bozulmayalım, çürümeyelim inşallah. İnşallah. İşte Bişri Afiye Hazretleri'nin örnek alabileceğimiz tarafı da bu. Tabii onlar ulemadır, evliyadır. Evet. Allah'ın sevgili kullarıdır. Gönülleri yumuşak kullarıdır. Nazlı kulları derler. Allah'ın nazlı kulları vardır derler. Onların Allah'ın nazlı kullarıdır. Bunlar hayatlarını okuyup ama onların, sağlam kaynaklardan okusunlar. Tabii muhakkak. Onların hayatlarında hayatımızdan ne çıkartmamız lazım? Hayatımıza ne katmamız lazım? Bakın burada mesela o örneği alıyoruz. Kınama. Evet. Müdahale edemiyorsun. İçme desen adam sana şey yapacak, kızacak vesaire. Dalaşacaksınız belki de kavga edeceksiniz. Hiçbir şey yapamıyorsak bile dua edeceğiz. Yani olaya müdahil olamıyorsak, evet. olma imkanımız yoksa dua edeceksin kardeşim. Yani komşuna da dua edeceksin. Resulullah Efendimiz bir şehre bile dua etmiş mesela. Evet. Şehre dua ediyor. O yüzden dediğimiz gibi Asr-ı Saadet'ten ya da bu sahabe-i ikram efendilerimiz olsun, diğer büyük zatların olsun hayatlarını gerçek manada böyle bir hikaye gibi değil de gerçekten ya ne olmuş, burada ne yaşanmış, ben buradan ne alırım, kendi hayatıma ne katarım diye takip etmek, okumak, incelemek lazım ki gidip Süpermen'i seyredene kadar, bir Rambo'yu seyredene kadar veya Örümcek Adam'ı seyredene kadar işin farklı bir penceresini açalım, zamanımız varsa. Farklı bir penceresini açalım. Bu sahte kahramanları çocuklarımıza anlatana kadar bu gerçek Allah dostlarını anlatalım ki çocuklarımız da küçükken bu feyizden bereketlensin. Zehirlenmesin. Feyiz alsın. Diğerlerinden zehirlenmesin. Hayal dünyasından gerçek dünyaya geçsinler. Evet. Mesela Resulullah Efendimiz'i sevmeyi sahabe-i ikram efendilerimizden öğrensinler. Zengin olsan da oğlum vermen lazım, yardım etmen lazım. Etrafına faydalı olman lazım. Bunu, bu fikri, bu hayatı mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhuma Efendimizin hayatından öğrensinler. Evet. Oğlum, iman varsa imkan da vardır. İman, kainatta yaratılmış en büyük güçtür. En büyük enerjidir. İman güçlü olacak, sen ümitsizliğe düşmeyeceksin. Söyleminden sonra o 7 tane garibin koskoca Mekke müşriklerine nasıl kafa tuttuğunu anlat çocuğuna. Evet. Yani evladım
Karşı taraf ne kadar güçlü olursa olsun. İman kimdeyse güç ondadır. Yani çocuklar bunlarla yetiştirilmeli. Evet. Reklam arasında üç şey söylediniz bana, değil mi hocam? Peygamber Efendimiz'e ilgili. Yalan söylememek. Evet. Onu da Resulullah Efendimiz'e bir gün soruyorlar. Ya Resulallah, Müslüman korkar mı? Yani diyor, yani insanın yaratılışındandır. Yani Müslüman korkabilir. Yani korkar insan. Evet. Peki diyorlar, ey Allah'ın Resulü, Müslüman cimri olur mu? Diyor, olabilir. Kötüdür. Olmaması gerekli. Ama dünya sevgisi, mal sevgisidir. Olabilir yani diyor. Mümkündür. Ama yanlıştır. Ama olabilir. Peki diyorlar, ey Allah'ın Resulü, peki Müslüman yalan söyler mi? Hayır diyor. Müslüman diyor, asla yalan söylemez. Yani yalanla Müslümanlığı bir araya getirmiyor Resulullah Efendimiz. Bugün bir çıkartmışlar, pembe yalan, kırmızı yalan, eflatun yalan, yeşil yalan, mavi yalan vesaire. Ya yalanın yeşili kırmızısı işte bu mudur? Ya tamam, evliyalarımız, ülemalarımız, müçtehit imamlarımız, din adamlarımız Allah'ın emriyle, Resulullah Efendimiz'in sözleriyle, söylemleriyle, emirleriyle, hadisleriyle ne şekilde yalan söylenilebileceğini şey yapmışlar. Yani örneğin biri katil olacaksa, bir karı koca boşanacaksa. Ama zorda kalacaksa. Yani. Tehdit. Zorda yani. Bu şeylerde, zaruri hallerde ama o verilen ölçülerde. Bunu abartmadan. Tabii aşmaması gerekiyor. Aşmadan. Ama bugün şimdi yalan söylemeye insanları mecbur bırakıyor. Davranış bozuklukları var birçoğumuzda. Hepimizde yaklaşık olarak. Niye? Telefonu kaldırıyorsun. Alo, neredesin? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya iletişimi bir kere bilmiyoruz, iletişimi. Yani şöyle söyleyeyim, birine karşılaşırsın, halini hatırını sorarsın, hayırlı günler dersin, iyi günler dersin, bu biter. Ya bari bizimki bir başlıyor. İsmail nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, ben de iyiyim. Nereye gidiyorsun? İşte şuraya gidiyorum. Kimle gidiyorsun? İşte şuna gidiyorum. Ne yapacağınız? Oradan nereye geçeceğiniz? Kaçta geleceğiniz? Kaçta geleceğiniz? Ya arkadaş, edep yahu. Edep yahu. Evet. Kurçukluyor da kurçukluyor. Kurçukluyor da kurçukluyor. Ya neyin peşindesin arkadaş? Neyin peşindesin? Halini, hatırını sor. Bir işin varsa ona ilet onu. Yani mesela ben sizinle karşılaştım. Peki, Murat Hocam nasılsın? İyiyiz işte Allah'a şükür. Sen nasılsın? Hamdolsun, ben de iyiyim. Hayırlı günler, hayırlı günler. Veyahut o anda bir boş vaktin varsa, Murat Hocam müsaitsen bir çay içelim mi? Yok, müsait değilim, gitmem lazım. Tamam, inşallah başka zaman, bitti, bu kadar. Evet. Bu kadar ya. Bu para olayında gerçek yaşanan bir şey anlatayım ben size hocam da. Hem buradaki bizi izleyen nerede dinlesinler de inşallah. Parayı çok seven bir arkadaş fetva alacak işte geliyor. Zekat vermesi gerekiyor. Bizim arkadaşın bir tanesi de gidiyor araştırıyor. 25 bin lira para tutuyor. Adam diyor ben o kadar para veremem diyor. 25 bin lira diyor. İyi de ben bu fiyatı sana biçmiyor ki. Yani, emir böyle. Emir yani. Öyle yani. Neyse o yani. Malının şeyine göre. Zekat yani, verildi. Tişört satmıyoruz. Pazarlık yani, yapalım. Adam 25 bin lira şey çıkıyor. Adam demiş ben demiş bunu veremem. Ne yapacağız? Demiş arkadaş ben bilemem. Yani 25 bin lira çıktıysa bunu vereceksin. Eyvallah demiş. Çekmiş gitmiş. 2000 lira para vermiş hocam. 25 bin lira karşılığında. Bir dahaki senede 1 trilyon para kaybetmiş hocam. Dolandırılıyor mu? Ne? İşte artık bilmiyorum. 1 trilyon parası gidiyor. Yeah. Zaten kazanıyorsun bunu mübarek adam. Yani Allah-u Teala bunu emretmiş yani. Kimin malını kimden esirgiyor? Yani zaten
Yani veren kim zaten? Sen belki ona, belki değil yani gerçek. O parayı vermiş olsaydı kat kat zaten senin paran gidecekti. Önün de açılacaktı. Ya işte hep diyoruz yani ya. Yani dediniz yani cimrilik olayı. Hani evet, cimri olabilir. Ya. Ama yani. Nimettir ya Murat Hocam yani. Rabbim sana bir yol Rabbimiz açmış zaten. Nimet vermiş. Şimdi mesela bizim bu konuşmalarımız bize verilmiş nimettir. İmkandır. İyi değerlendirmek lazım. Hakkı söylemek lazım. Verilen mal da bir nimettir. Evet. Ama o nimeti kendine mal ettiğin zaman orada sıkıntı başlar işte. Evet hocam. Hocam, sevgili üstadım, programımızı kapatıyoruz inşallah. Güzel bir program oldu. Hamdolsun, şükürler olsun. Hayırlı cumalar diliyorum bütün izleyenlere. Her hafta söylediğimiz gibi selamımız okunmazsa Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Hastalarımıza şifalar versin. Hak yolunda savaşanlara Rabbim zaferler ihsan eylesin. Dünya mazlumlarına yardım etmeyi Rabbim bizlere vesile kılsın. İnşallah hizmet etmeyi vesile kılsın. Mazlumların yüz suyu hürmetine, yetimlerin yüz suyu hürmetine Mevlam hepimizi af ve mağfiret eylesin inşallah. Amin. Hayırlı cumalar diyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Görüşmek Allah üzere efendim. Allah razı olsun hocam. 2 gün sonra da öğretmenler günümüz inşallah. Öğretmenler günü içinde özel bir program. Kısmet olursa çekeriz. Eğitimi konuşuruz. İnşallah. Öğretmenlerimiz bizim başımızın üstü. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Allah razı olsun inşallah. Hepsinden. Tekrar inşallah görüşmek dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.